Edremit'in Kızıl Keçili köyündeyiz ve Kızıl Keçili'nin meşhur kasabındayız. Doğru mu ifade ettim? Meşhur, evet. Nasılsınız Fatih Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Neden meşhursunuz? Lütfen anlatır mısınız? Doğal olduğu için, Kaz Dağları'nın eteklerinde olduğumuz için, dikkat ettiğimiz için, birinci sınıf hayvan kestiğimiz için. Öyle yani. Çok iddialısınız. Bütün ürünleriniz doğal, el yapımı, burada el çeşitleri yapımı. Birazdan görüntüleyeceğiz. Köftemiz var, sucuğumuz var, kuzu, ızgara olarak her çeşidi var, külbastı. Taptaze bir şekilde hem satış gerçekleştiriyorsunuz, hem istenirse burada, oldukça güzel de bir yer burası, mangal şekilde konuklarımızı ağırlıyoruz diyorsunuz. Tabii, aynen öyle. Nasıl isterlerse, ister çiğ, ister pişmiş olarak servis yapıyoruz. Köftemiz iddialı, doğal. Külbastı var, kuzu şiş var, ondan sonra küşleme var. Et çeşitlerinin tamamı. Tabii daha çeşit çok ızgara olarak. Antrikot var, küşleme var, ondan sonra lokum var, o kuzu. Kaç yıllık bir hizmet sergiliyorsunuz? 40 senedir bu dükkan burada yani, hiç kapanmadı Allah'a şükür. 40 yıl. 40 yıl. Baba mesleği, dede mesleği. Ata mesleğimiz tabii. Ata mesleği. Evet, öyle. Siz de mi çekirdekten yetişiyorsunuz? Evet. İsminiz? Ahmet Efe Keser. Ahmet Efe, sen seviyor musun bu mesleği? Seviyorum mesleği. Belki ileride sen de bu mesleği mi yapacaksın? Yapacağım. Peki, tanıştığımıza çok sevindik tekrar. Bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir de isterseniz aslında Covid-19 sürecinden de bahsedelim. Kapanışımızı yapmadan, çünkü biliyorsunuz bizim için çok önemli hijyen, steril ortam, evet. Size güven duymak zorundayız. Evet. Bizi bu konuda nasıl ikna edebilirsiniz? Güvenlik önlemlerini nasıl aldınız? Seyircilerimize iletelim. Mesafe, önce sosyal mesafe, tezgahımız var önümüzde, yani çok temas etmiyoruz. Hijyen, devamlı hijyen, temiz tutuyoruz. Çok şükürler olsun, burada öyle bir şey gelmedi. Burada. Zaten hep temizlik önemliydi sizin öyle için, çünkü gıda sektöründesiniz. Tabii. Diğer imalathanemiz var mesela. Orası da pırıl pırıl, tertemiz, hijyenik. İmalathaneniz nerede? Aynı bu çevremizde, yakın bir yerde. Toptan satış da yapıyorsunuz. Toptan satış da yapıyoruz. Her zaman doğal lezzetlere bekleriz. Röportajımız devam ediyor. Bir başka kardeş tanıyoruz şimdi. Merhaba. Merhaba. Rüstem Bey değil mi? Evet. Biraz kendinizi tanıtır mısınız bize? Benim adım Rüstem Keser. Bu işi abimle beraber yapıyoruz. Abiniz bahsetti, ata mesleğidir, dedelerden kalmadır, yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Evet. 40 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Aynı yerde, aynı dükkanda. Peki siz bize mesleğinizin cilveleri hakkında neler söylemek istersiniz? Bu mesleği yaparken neler yaşıyorsunuz? Severek yaptığınızı biliyorum. Zorlukları da vardır ama işin. Nedir o zorluklar? Aslında bir zorluğu yok ya. Hiçbir zorluğu yok yani. Bizim için çocuk oyuncağı gibi bir şey yani. En ince noktasına kadar işliyoruz yani. Siz nasıl atlattınız Covid-19 dönemini? Çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı yani. Kapalıydınız zaten. Kapalı tabii. Haftanın 4 günü, 3 günü kapalıydık yani. O geri kalan günler çalıştık. Ama evet. Elinizdeki etler, ürünler korunuyordu soğukta. Dolaplarımız var tabii ki de. Ona göre dolaplarımız var. Profesyonel çalışıyorsunuz. Tabii ki de profesyonel. Peki Edremit halkına buraya gelecek olan yerli ya da yabancı turistlerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Adresimiz Kızılkeçili Kasabı. Kızılkeçili Köyü'nde bekliyorum. Herkesi bekliyoruz bu güzel kasabın ürünlerini tatmak mutlaka için. Mutlaka tatmanız lazım. Mutlaka tatmanız lazım.